Herkese merhaba. Tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Doğayla ilişkimizi yeniden sorguluyoruz. Mekanla ilişkimizi yeniden sorguluyoruz. Sürdürülebilirlik kavramıyla ilişkimizi yeniden sorguluyoruz. İşte o sorgulamaları farklı çerçevelerden nasıl yaparız diye bir sohbete oturalım dedik. Sohbetteki konuklarım çok değerli isimler. Aydın Demirhisar burada, Seçkin Prim burada, Tamer Yılmaz burada ve Refik Anadol burada. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Selam. Hoş bulduk. Merhabalar. O malum soruyu sormadan başlamak pek yakışıklı olmayacak. O yüzden sormak istiyorum. Nasıl geçti iki ay? Neler yapıyorsunuz? Haldun, seninle başlayalım diyeceğim ama senin fena değil galiba. Evet, ben nispeten daha şanslıyım. Ben pandemiye ve izolasyona Antalya'daki bir toplantı dönüşü Göcek'te rastladım. Ve burada teknem vardı. Teknemde iki aydır yaşıyorum. O yüzden birçok insana göre daha şanslıyım. Sokağa çıkma yasağı günlerde de burada koyun içinde gezebildik. Bu arada tavukçuluk, koyunculuk, keçi yetiştiriciliği, arıcılık, bunların hepsini burada yaşayan yerlilerden öğrenme fırsatım oldu. Bu muhteşem bir şey. Gerçekten yani onu bir fırsata çevirebilmek için muhteşem bir şeymiş. Belki o konulardan da bahsederiz birazdan. Tamer abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Ben birazcık daha İşe gidip geldim. Yani haftada bir iki mecburen gidip geldim. Niye mecbur? İş yoktu ama arşivimi, analog arşivimi düzenlemek için gittim. Bu bir fırsat. Hiçbir zaman elleyemiyordum analoglara. Bahanesiyle analog fotoğraflarımın arşivlerini tekrardan ortaya çıkarmak, ileride belki bir retrospektif bir şey yapabilmek için bir şey doğdu bana, bir bahane doğdu. Hiçbir zaman elimi koyamıyordum ona ve iş yerinde kimse yok zaten. Yani bıraktığımız gibi mikropsuz. Harika. Mükemmel, çok üretken bir ekiple sohbete oturmuşuz. Kıtalar arasında durum nedir Refik? Orada üretim devam ediyor mu? Sen nasılsın? Ben de çok benzer durum aslında. Çok fazla algoritmalarla, verilerle yalnız stüdyoda oturmaca. Böyle biraz profesyonel bir duruma döndü her şey. 54 öğrencim var. Dünyanın farklı yerinden ders vermek çok değişti. O açıkçası zihnin çalışmayan yerlerini çalıştırdı. İyi oldu galiba. Ama bir yandan tabii çok tehlikeli günler de geçirdik Los Angeles'ta. Bir dönem büyük bir korku vardı. Acaba hani 2000 kişilik bir savaş gemisi geldi buraya. Öyle bir korku vardı yani. Hani ya buraya da gelirse diye New York'tan dolayı yansıma. Ama öyle olmadı. Bilinçli bir sanıyorum grup insan doğru hareket ettik ve şu an çok daha pozitif zihinler. Kendi adıma da bol bol galiba en uzun kitap okuduğum dönem olabilir son 5-6 yıldır. Dersler online'a geçti değil mi? Evet, tamamı. Kaliforniya Üniversitesi'nin tamamı, hatta kuvvetle muhtemel gelen sonbahar dönemi dahil online oluyor. Bu da herhalde öngörü olarak da okula gidilemeyecek sonbaharda. Ama eğitim sistemi tamamen işte böyle profesyonel radyo istasyonu / bilgisayarlarla karışık böyle bir yeni bir dünya açıldı. Biz öncesinde Seçkin'le konuşmuştuk. Belki oradan sana da sorabilirim Seçkin. Gerçekten de o fizikselle dijitalin birbirine girdiği hibrit bir dünyaya hazırlanıyoruz. Yeni normali belki de en iyi tanımlayacak kelime, bir tek kelimeye indirsek hibrit olacak. Hem buna katılır mısın hem de senin için nasıl geçti bu iki ay? Evet, öncesinde zaten kısa bir konuşma yapmıştık. Hakikaten katılıyorum söylediğine. Kesinlikle hibrit bir hayata geçiş var. Gerçi dediğim gibi bir mantıkta belki öncesinde biraz da böyle yaşayan insanlardık. Ben biraz böyle yaşayan bir insanım. Çok yabancı değil bazı şeyler. İki ay nasıl geçti? Ben de hakikaten aslında New York'ta yakalandım. İşte orada da bir atölye var. Tam orada bir sergi vardı. Sergiyi oradaki atölyede hazırladım. Sergiyi açtım. Bir hafta sonra her şey bitti. Bütün her yer kapandı. Ben böyle bayağı burada oradan kaçar şekilde İstanbul'a döndüm. Sonra kendimi kapattım 15 gün. Böyle normalde şey değil hakikaten, biraz garip yani, çünkü hiç bilmediğimiz bir duyguyla karşı karşıyayız. Bu böyle bence beyinde başka bir tarafları uyandırdı. İlk başta bende böyle bir hakikaten hipokondriyak var. O yüzden de direkt hiçbir şey yapamadım. Tamamen hani şey, ne olacak, ne bitecek, haber izleme falan filan. Hani böyle bir yaratıcılık o bu filan, hani sıfır. Hatta ilk eve filan da gelmedim Amerika'dan dönüşümde. Evdekilere de hani bir bulaşmasın, bir şey yakın temas olmasın diye atölyeye kapattım kendimi. 15 gün atölyede kaldım. Dedim ki of, süper, harika. 15 gün ben burada yat kalk
deli gibi çalışırım. Ne kağıt aldım ne kalem aldım. Sadece haber takibi o bu falan. Yavaş yavaş kendime geldim açıkçası. İşte son 1-2 haftadır ben de böyle evden atölyeye. Çünkü şey, yani benim yaptığım işte açıkçası ben atölye insanıyım. Yani hani kepengi açıp atölyeye giriyorum. Elle bir şey yapıyorum. O yüzden atölye benim için çok önemli. Yavaş yavaş kaçamak atölyeye gidip gelmeler başladı. O biraz nefes aldırdı açıkçası. Sen tam hortumun içinde yakalanıp oradan kendini ya dışarıya evet, atmayı başarmışsın. Şey konusunda haklısın. Ben de diyordum ki kendi kendime evet bu bahşedilmiş bir zaman. Yani yıllardır yapmayı düşündüğüm her şeyi yapabileceğim. Onu okuyacağım, bunu dinleyeceğim, bunu zaten yarım kalmıştı, bunu tamamlayacağım falan filan. Öyle işlemediğini insan prova etmiş oluyor. Hayat dayatıyor. Aynen. Sen işte elinle çalışıyorsun. Tamer abi insanlarla çalışıyor. Haldun'un bütün işi insanlar, temas, yakın ilişki filan. Ve bu arada doğa biraz önce Haldun'un da dediği gibi gücünü bize çok net bir şekilde hissettirdi. Hani tavukçuluk, arıcılık, koyunculuk falan filan. Doğa bize gücünü hissettirdi. Son yıllarda hani en başta dedim ya sürdürülebilirlik kavramı. Evet bu çok önem kazanmıştı markalar için ama bu dönem bence markaları da 2 ay gibi çok kısa bir sürede bu kavrama doğru hızlıca yönlendirdi. Buna hazır yakalananlar var, yakalananlar var. Buna hiç çalışmamış olan bir ezber yürütmeye çalışanlar var. Bunlar da ayrıştı bence. Bunlar da ayrışmaya başladı. Şimdi oradan ben birazcık mekanlara geçmek istiyorum ve mekanların sürdürülebilirlik içindeki konumlarına geçmek istiyorum. Hepinizin de bu konuda konuşabilecek başka farklı bakış açıları var. İşte Boğaz'ın en önemli tarihi eserlerinden biri Balyan ailesine ait bir yapı. The Stay Ortaköy'den bahsediyorum. Ya da Bebek Otel. Bebek Otel bütün restorasyon çalışmasını o tarihi yapısına göre yaptı. Ya da Warehouse'dan bahsedebiliriz. Stay Warehouse'dan. Bütün bunlar çerçevesinde Haldun önce seninle başlayalım. Nasıl bir çalışma gerçekleştirildi Alaçatı'da, The Stay Warehouse'da? O sürdürülebilirlik, o doğayla iç içelik, o geçmişi korumak ama bir yandan da bugüne taşımak kavramları orada nasıl karşılığını buldu sizde? Şimdi Yekta'cığım, benim bir mimarlık ofisim var ve bir recycle ağaç atölyem var. Recycle ağaç atölyemde biz 100-150 yıllık eski Karadeniz'deki evlerin ağaçlarını fırınlara ya da hamamlara yanmaya giderken kurtarıyoruz. Ya da gemi sökümden çıkan ağaçları alarak bunlarla mobilya üretiyorduk. Benim bu ağaçlarımı depoladığım yerde eski bir bira deposuydu. Bu da Tuborg'un bira deposuydu. Bunu orada bir gün bir otel gördüm. Bunu hayal ettim ve bunu Muzaffer Yıldırım'a anlattım. Ve bu son ortak hayalimiz oldu. Doğada 900 metrekareye oturuyor Stay Otel'in ana binası. Doğada 900 metrekare bir yerde bir temel kazdığınız zaman yaklaşık 10 milyon tane canlı ölüyor. Yani işte mikroskobik canlılarından, solucanlarından bitkilerine kadar. Fakat o kadar çok atıl bina var ki hem şehirlerde, hem köylerde, hem kasabalarda. Öncelikle bu atıl binaları daha önceki fonksiyonu öngörülememiş 20 yıl sonra ne olacağı. O atıl binaları değerlendirmek üzere bir projeydi. Ve biz bundan 20 yıl önce burayı bira deposu yapmışlar. Bugünkü konumunu öngörememişler. Artık etrafı evlerle dolmuş. Biz de bundan bir 20-30 yıl sonrasını belki öngöremeyiz diye Stay Warehouse'u tamamen sökülüp takılabilen bir bina yaptık. Her odası sökülüp takılabiliyor. Binanın tamamı da sökülüp başka bir yere taşınabiliyor. Yani bundan 30 yıl sonra orada ayrı bir ihtiyaç olduğu zaman bu binayı sökebilirsiniz. Renove edebilirsiniz. Aynı şekilde Ortaköy'deki Stay Otel'in ya da Bebek Stay'in binaları da yıllarca o yılların ruhuna göre işlevler vermiş. O binalarda yapılan restorasyonlarla da günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelmiş oldu oradaki binalarda. Stay Otel'de kullandığımız bütün ahşaplar bu bahsettiğim yıllar önce, işte bundan 100-150 yıl önce insanlar koca kalasları önce nehire atıyorlarmış. 3 ay nehirde bekliyormuş. Sonra çekiyorlarmış öküzlerle. Üzerine kar yağıyormuş. Yağmur yağıyormuş. Sonra tekrar nehire atıyorlarmış. 6 yıl boyunca bu işlemi yaptıktan sonra bu ağaçları kullanıyorlarmış. Yani şimdi bizim günümüz şartlarında yarım saat içinde yaptığımız kimyasallarla olan emprenye
O zaman 6 yılda doğayla yapılıyormuş. Ve sonra bunları evlerinde kullanıyorlarmış. Bu evler bir şekilde 150-200 yıl sonra eğer bakımı çok iyi olmazsa ekonomik ömürlerini tamamlıyorlar. Ve bunları hamamcılar ya da fırıncılar çok daha uzun süreyle yandıkları için hemen kapıyorlar. Biz onları hamamcılarla, fırıncılarla kavga dövüş onlardan alıp bunlarla mobilya üretiyoruz. Yani bunlarla ürettiğimiz mobilyaya ekmek mandırıp yiyebilirsin. Normalde evlerimizdeki bile birçok mobilyanın üzerindeki cilalar, koruyucu malzemeler korkunç. Bizim henüz daha tam bilmediğimiz bir kimyasal salgılıyorlar. Onun için site otelin bütün içindeki ahşaplar böyle. Havuzun içindeki cam mozaikler bizim yıllarca biriktirdiğimiz entertainment sektöründeki mekanlarımızdaki şişelerin, camlarının geri dönüşümüyle yapıldı. Binanın dışındaki tuğlalar tamamen Anadolu evlerinin eski tuğlaları. Ve binada zaten eskiden bir bira deposu olarak var olmuş bir yer. Onu tekrar hayata yeni bir ruhla, yeni işlevle hayata kattık. Yani önce var olan yerlere, var olan binalara, var olan alanlara yeni yapılacak yatırımları bence yapıyor olmak lazım. Sonrasında bir sonrasına bakmak lazım. Çünkü hani doğa bir gün gelip intikamını aldı işte ve daha da fazlasını alacak. Evet, ben şu tanımlamayı çok severim Haldun. Aslında biz insanlık olarak bütün mümkünlerin kıyısındayız. Yeter ki o kıyıda durmayalım, o mümküne doğru bir adım atabilelim. Aslında Bebek'te de, Ortaköy'de de, The Stay Ortaköy'de de, Alaçatı'da da bu mümkünlerin olabilirliğini gösteren bir düzen içinde ilerlemişsiniz. Bu gerçekten çok etkiliyor beni. Yani işin tabii ki ticari boyutu var, turizm boyutu, bütün bunlar başka boyutlar. Ama bu boyutları öncelikle görmeyip, öncelikle başka bir yerde, o bütün mümkünlerin kıyısındayız. Evet, bu mümkün olabilir. Bu çok önemli bir şey. İşte bu süreç bize bunu bir yeniden belletiyor. Bu geçtiğimiz 2-3 aylık süreç yeniden belletiyor yani. Müthiş bir şey yani yapmış. Biz bir depoyu otele çevirdikten sonra birçok insan, birçok varlıklı insanın Türkiye'nin birçok yerlerinde depoları var. Yani yıllar önce adam tütün tüccarıymış, deposu var, artık boş duruyor. Yıllar önce pamuk, yani insanlar depolarına bakmaya başlıyor. Ya benim de bir depom var, burası da bir otel olabilir mi ya da burası başka bir şey olabilir mi? Yani Stay Otel'de yaptığımız deponun ortasında çok büyük bir alan bıraktık. Yani hı-hı, oda sayımızı 3'te 2'de tuttuk. İnanılmaz büyük bir ortak alan bıraktık. Ve bu ortak alanda bütün Stay Otel Alaçatı'nın var olduğu bölgedeki ortak bir buluşma alanı oldu. Sinema seyretmek için, tiyatro seyretmek için, klasik müzik konseri için, rock konseri için ya da bir evlilik töreni için. Ve bir buluşma noktası haline geldi. Ve binanın hikayesi, oradaki daha önceki yaşanmışlık ve binanın hikayesi de içinde olan insanlarda başka bir duygu yaratıyor ve bunun çoğalarak birçok, Türkiye'nin birçok ya da dünyanın birçok yerindeki atıl binalara o zamanın ruhuna göre bir işlev katılması gerektiğini ve öncelikle buradan başlanması gerektiğini gösteriyor bize. Harika. Bir yandan da işte söylediğin çok önemli, onu sanatla sürdürülebilir hale getiriyorsun. Sürdürülebilirliğin içine sanatı koyuyorsun. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi Refik, şunu sormak istiyorum. Bu dönemin, bu geçtiğimiz 2-3-4 aylık sürecin belirleyicisi bilim, yönlendiricisi teknoloji, nefes alma alanı da kültür sanat oldu. Hep bunu söylüyorum. Bilim çerçeveyi çizdi. Teknoloji bunu ulaştırdı, yaydı, yaygınlaştırdı, anlaşılır kıldı. Ama bu dönemde insanların özellikle hem zihinsel hem bedensel koruyucusu da kültür sanat oldu. Çok doğru. Sen de tam bu üçgenin içinde bir üretim noktasındasın. Senin ilham kaynağın teknoloji ve bilim. Ve mimarinin de hikayenin bir parçası olması senin için olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu dönemdeki, yani senin var olan bakış açına bu dönemdeki veriler neler ekledi? Ya, çok güzel bir soru aslında. Çünkü ilk başta iki şey aslında herkes gibi bizim de başımıza geldi ekip olarak. Bu arada 12 kişiyiz ve 12 dil konuşabiliyoruz. Yani çok uluslu olmanın, çok kültürlü olmanın verdiği enteresan bir
katkı oldu. Çünkü mesela Koreli bir arkadaşımız, Kore'de başlarına gelenin Çin'deki arkadaşımız, Çin'deki, Japonya'daki, hani bir anda böyle aslında birkaç gün içerisinde dünyanın etkisini çok hızlı şekilde yaşayabiliyoruz ekip olarak. Galiba böyle bir artısı var. Çok çok uluslu bir ekip olmanın. Ama en çok şunu fark ettik mesela. Tabii ki çok öngörülebilir bir şey ki insanlar hani fizikselle zahiri dünya arasında kalmanın, evde olmanın aslında o dünyada olmanın olduğunu fark ediyorlar ve sonsuz bir tüketim dünyası oluşmaya başlıyor. Bu arada çok enteresan bir bilgi belki ama 2040 yılıyla beraber insanoğlunun bu makineler sayesindeki toplam işte like, comment, share için harcayacağımız elektrik %14. Yani dünyanın elektriğinin %14'ü 2040 yılıyla beraber bizim egosentrik kararlarımız olacak. Ya bu böyle bir bilgi olarak duruyor. Ama bunun yanında tabii ki sadece bu dönemde belli başlı platformlarda video yüklemeleri, sadece video izlemeleri bile yani bundan 4 ay öncesine kadar %380 artmış. Yani %380 artmış, bu arada bilgi çok enteresan şekilde bu algoritmalarla uğraşan mühendislerden geliyor. Direkt şu an yana yakıla nasıl olur da insanlığın bu isteğini, kalitesini düşürüp ama hala sorulan soruya cevap vermeye çalışarak çözmeye çalışacak. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz yani. Evet, evdeyiz belki. Dünyaya belki egzoz ya da başka şekilde karbon ayak izi bırakmıyoruz ama bir yandan da çekiyoruz yani hala isteklerimizi, araştırmalarımızı. Bu enteresan bir durum tabii ki bence. Bir yandan da şey çok enteresan geldi. Yani gidemediğimiz yerler var hayatta. Olamadığımız mekanlar var. Konuşamadığımız insanlar var. Bu duyguları yerine alan şimdi işte bu cam deneyimler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani DNA'mız, genimiz tamamen tekrardan bence kodlanıyor bu anlamda. Belki yeni gelen jenerasyonlar bunun içine doğuyorlardı. Bununla beraber yaşıyorlardı ama bazı jenerasyonlar da bu dünyaya uzaklardı. Dolayısıyla hızlıca öğrenmeye çalışıyoruz yeni bir dünyayı. Bu çok enteresan. Bir de şey çok garip geldi. Yani son dönemde yapay zeka çok fazla iş üretiyordum. Ve şu soru çok da aklımdaydı. Yani gerçekten de yapay zeka gibi çok kuvvetli bir teknoloji de öyle de böyle elektriğe ihtiyacı var. Yani milyonlarca imajı siz bir makine verdiğiniz zaman bu makinenin bir yerden enerji bulması gerekiyor bu bilişimi yapabilmesi için. Mesela şunu fark ettik aslında. Sadece çok temel bir solar enerjiyle ciddi miktarda yapay zekayı başlı başına bırakabiliyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela yaptığımız tüm işlerde artık sadece güneş enerjisiyle yapay zekayı kullanıyoruz. Bunu küçük alanda yapabilmek aslında ekosistem yaratmak gibi bir şey. Ya eminim böyle şeyler birçok insanın, Hargun Bey'in de bahsettiği gibi, umuyorum böyle şeyler çok fazla bulunmuştur insanlık tarafından da. Hani verdiğimiz hasarı biraz daha azaltabiliriz diye düşünmeye başlıyorum. Aynı yere geliyoruz. Biraz önce Haldun'un dediği gibi. Yani Haldun'un bunu işte bir mimari yapı olarak bir mekanda uygulaması ve örnek olması. O biraz önce söylediği şeyi çok değerli buluyorum. Hani Anadolu'daki tütün tüccarının yahu benim de bir depom var demesini çok değerli buluyorum. Şimdi senin bu söylediğinde bundan sonra bu tip üretimler yapacak olanların ben bunun da karbon ayak izini azaltmalıyım. Bu üretimin de karbon ayak herkesini azaltmanın düşüncesine gelmesi çok önemli. Yani sen büyük veriyle çalışıyorsun, yapay zeka ile çalışıyorsun ama her zaman söylediğin gibi doğaya doğru bir yaklaşımın var. Ve belki de bu süreç bunu besleyecek bir süreç oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela sadece tamamen rast geldi böyle bir dönem ama Tamer abi de tabii fotoğrafa ilgim, yani fotoğrafın bellek, kolektif bellek açısından öneminin çok sonsuz olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir teknoloji gelişse bile insanoğlunda fotoğrafın yeri hiçbir zaman değişmeyeceğine inanıyorum. Gerçekliği belgeleme adına. Özellikle bunun için mesela 45 milyonluk bir veri hafızamız vardı. Dünyanın her yerinden doğa fotoğraflarına. Mesela insanların buna etkisinin eminim böyle bir dönemde, pandemi döneminde gidemediğimiz yerleri hayal edebilmek, hatırlayabilmek adına sanata bence bu anlamda keyif aldığını hissediyorum. Pozitif anlamda. Yani evet, gidemiyoruz ama özlemimiz nasıl belki biraz daha hani azaltabiliriz şeklinde. Böyle enteresan bir durum. Yani bir simülasyon, evet gerçek değil ama neredeyse gerçeğe yakın bir hissiyat. Enteresan bir deneyim. Şimdi fotoğrafın o toplumsal belleği ve insan belleğine olan değeri deyince ben de hemen aynı şekilde şunu söyleyeyim. Çok küçük Seçkin'e şimdi pas atacağım ama Seçkin, sana pas atmadan hemen şunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde parşömenlerden, papirüslerden ilk ciltlerin oluşmaya başlamasından beri insanlık tarihinin değişmeyen nesnelerinden biri kitap. Nesne olarak, içerikten öte nesne olarak değişmeyen bir hafıza kaydı. Ve bu dönem yine bize şunu gösterdi ki herkes, ama herkes, yani kendi meşrebi neyse meşrebi
yetişebince yine kitaplara sığındı. Çünkü o hafızaya sığınmak ihtiyacı bu dönemde kendini çok net gösteriyor. Ve derken her zaman eliyle, her zaman sahada olarak çalışmak zorunda olan seçkine dönüyorum. Bu sahada çalışma durumu ve bu durumun sendeki bu süreçteki karşılığı. Yani atölyedeki 15 günlük konaklamanın dışında. Yani şöyle, şimdi hani bir kere hani işte plastik sanatlar anlamında baktığımız zaman hani belki de insanlık tarihi bir sürü pandemi geçirdi. Öncesinde. Ama sanat dediğimiz olgu da insanlık tarihiyle eş yaşta. Bu döneme kadar hayatta kalmış ve bundan sonra bence herhangi bir engeli tanımayacak bir olgu diye düşünüyorum. Yani bu dönem geçecek ve tekrar bu devam edecek. Benim tek hani şeyim buradaki hani bir amnezi yaşamama bütün toplumsal olarak. Çünkü geçen bir arkadaşım bir yazı gönderdi. Şimdi şey diyor, böyle ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama böyle mesela bu eskiden bizde işte eve girince kolonya dökme adeti, işte kapıda ayakkabı çıkarma adeti. Bu adetlerin bir pandemiden miras kaldığını söylüyor yazı. Ve çok şaşırdım yani. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Yazı bunu anlatıyordu. Yani bu adetler aslında eski bir pandemiden kalmış. Benim de dileğim hani bu pandemiden tekrar sadece bu iki şey miras kalarak çıkmayalım. Yani çok daha büyük şeylerin, büyük bilinçlerin, büyük düşüncelerin miras kalmasını düşünüyorum. Belki dediğim gibi şu konuştuğumuz ortamda hepimiz öncesinde de belki bu meseleleri zaten düşünüp sürdürebilir olma, işte az tüketim, bütün bunları zaten yapmaya çalışıyorduk. Ama hani bu bütün bu bilincin topluma gerçekten sirayet etmesini umut ediyorum. Benim için tabii sanatçılar adına, bu anlamda çalışan sanatçılar adına da zor bir dönem. Çünkü hepimiz atıyorum, şimdi benim işte New York'taki sergi açıldı, bir hafta sonra kapandı. Türkiye'de çok gerçekten çok güzel, çok büyük bir sergi hazırlıyordum. Temmuz sonu itibariyle iptal oldu. Bir sürü arkadaşımın sergisi iptal oldu. Birebir atölyede materyalle çalışan sanatçılar için gerçekten zor bir dönem. Tabii bunun hepimiz biliyoruz ki bunun bir de ekonomik tarafı var. Herkes için olduğu gibi. Ekonomik tarafını da ayrı düşünmek lazım. Onu da birazdan soracağım izninle. Hatta onu herkese tabii soracağım. Yani bir ortak yere gelebiliriz. Hemen izninle o insanla tabii çalışmak dediğin noktada işte biz moda fotoğrafçısı diye söyleyeyim. Tamer abi, moda fotoğrafçılığı deyince aklımıza özne geliyor, tasarım geliyor. Ve fotoğrafçının, sanatçının, artistin o özneyle birebir ilişkisi, o tasarımla birebir ilişkisi ve bütün bunları da bir mekanla ilişkilendirmek geliyor. Çünkü sonuçta bir mekanın içinde var ediyorsun sen o bakış açını. Hem sizin için yani kişisel olarak, Tamer abi olarak senin için bu süreç nasıl? Hem meslek olarak sizin için nasıl? Hem de şu senin işinin mekanla ilişkisini de biraz anlatır mısın lütfen? Ya ilk önce ben bizim fotoğrafın bir modayla ilişkisini anlatayım. Şu anda yani bu pandemi durumunda bütün bu modayı yönetenler durmuş vaziyette. Tabii onlar durunca biz de hepimiz duruyoruz. Yani zincir gibi bizim şey gidiyor. Bizim ekip olduğu gibi birbirine böyle domino taşı gibi tak 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 düşerek gidiyor. Hatta daha yeni Milano'da Prada Murad'a daha yeni açılmış galiba 3-5 günlük bir şeyi var. Biz onlar başlamadan yani moda fotoğrafı olarak başlamıyor. Fotoğrafçılık her zaman geçerli ama moda fotoğrafçılığı insan olduğu için ve insanla birebir ilişkimiz olduğu için maalesef bunu başlatamıyoruz. Bir de modacılar da başlatamıyor. Yani üretim yok, fabrikalar çalışmıyor, çizimler var ama bence modanın şeyi de değişecek. Yani şimdi yaz mevsimini atladılar, yaz mevsimi yapıldı fakat kullanamadan atladılar. Yani şimdi kışı nasıl üretecekler? Kışı belirsiz bir üretim var. O üretimde onu üretilecek de ondan sonra biz çalışmaya başlayacağız. Yani öyle bir kötü halde ki esasında tekstil şu anda, bir de şöyle düşünün. Yani tekstilde siz neye giyersiniz? Bir eğlence, bir bara gidersiniz, mekana gidersiniz değil mi? Bir düğüne gidersiniz. İhtiyaç yok. Herkes şimdi yani şu anda birliktelik ne kadar az olursa o kadar iyi. Topluluklar yok. Bir yere, bir lokantaya gidemiyorsunuz. Bilmek istemiyorsunuz yani.
şu anda siz mesela iki ay ne giydiniz? Çok bir şey giymediniz değil mi? Herkes... Abi üst güzel, benim şu anda altta pijamalar, öyle söyleyeyim yani. Ben dün bir pantolon giydim ve kemer takmam gerekti Tamer abi. Evde saatlerce kemer aradım ve kemer nesnesiyle ilişki kuramadım bir türlü. Bunu ne yapıyorduk biz? Yani neydi yani? Biz bunu ne yapıyorduk dedim. O sihirli, yani beğendirebilme hissi, o moda şeyi geçti. Yani toplanacak. Evet, olacak ama bu geçti yani. Geçince de ihtiyaç kalmadı. Bu ihtiyacı ne zaman? Şu anda sadece şeylerin var. Yani günlük giysilerin gidebildiği, web sitesinden gidebildiği durum var. Geri kalan luxury düzenek mekanlar açılmaya başlayınca olacak bir şey. Çünkü herkes birbirini beğendirebiliyor. Çok ilginç. Araya gireceğim Tamer abi. Hiç düşünmediğim bir şeyi söyledin. Senin işini yaparken, yani çekimini yaparken, sen artizan işini yaparken mekanlarla bir ilişkin var. Ama ya, yaptığın için de daha sonra, yaptığın işin de çıktısı yine mekanlarla ilişki. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Ben gerçekten de hani o şıklığa niye ulaşacağım? O mekanla ilişkim olacağı için. Çok ilginç. Evet, yani her mekan, casual mekan var, işte luxury. Evet, mekan. Evet. Yani onun için o insanlar ona göre de giyiniyorlar. Yani bu altta, yani modanın altında bu fark etmeden olan bir şey. Mekanlar önemli bu yüzden. Yani biz mekanlara göre iş yapıyoruz. Şey, o konuda haklısın. Ben çok az eskiden stüdyoda çekiyordum. Şimdi stüdyoda da çekmemeye çalışıyorum. Mekan seviyorum. Mekan hissi, mekan duygusu bambaşka bir şey. Demin Haldun'un söylediğinden aklıma şey takıldı. O tatlı ahşaplar. Bir gün Buenos Aires'e çekime gitmiştim. Buenos Aires'in limanı meşedendir ya. Eski limanı hala meşeden yani. Meşeden o koca liman, gemilerin tak diye yanaştığı yer meşe kütüklerinden oluşuyor. Şaşırmış kalmıştım ya, bu kadar sağlam meşe mi olur? Kaç yüzyıldır duruyor. Yani o arada da söyleyemedim. Bir şey yapayım dedim Haldun'a yani. Çok severim böyle suda kalmış şey yapmış meşeyi. Onun için yani eski ona... yöntemler çok enteresan. Yani teknoloji geliştikçe zaman kısalıyor. Müdahale zamanı malzemeye. Fakat dayanıklılığı hem daha az oluyor hem de çevreye daha zararlı oluyor malzeme. Yani çok net bir tanımlama meşeyi... bu aslında Haldun. Çok net bir tanımlama. Evet. Yani çok bir cümlede anlattığın durumu. Kim bilir o meşenin zehirli suyunu içinde bırakmak için nasıl geleneksel bir eski Kızılderili numarası yapmışlar. Kim bilir. Yani, kaç yüzyıllık limandı yani. Evet. Evet. Onlar, o mevzular çok kadim bilgiler geliyor bana zaten ya. Yani hani onları hakikaten unutmuş olmak, hakikaten anlayamıyorum yani. Ben de mesela Haldun abi şeyden bahsediyorum. Çünkü ben de zamanında hatta öğrenciyken ahşap atölyesindeydim Mimar Sinan'da. Gidip oradaki ahşapları toplardık biz ahşaptan heykel yapmak için. Çünkü neden biliyor musun? Asla dönmezlerdi. Çatlamazlardı. Asla dönmez işte. Evet, aynen öyle. Biz de mobilyalarımızda kullanıyoruz. Asla dönmüyorlar. Çünkü adam 6 yılını vermiş o ağacı işlemeye başlamak için. İşledikten sonra değil. İşlemeye başlamak için 6 yıl vermiş. Şimdi Yektacığım emprenye diye bir şey çıktı. Bilmem ne cilası diye bir şey çıktı. Bu 6 yılı yarım saatte yapıyorlar. Zaten işte o biraz önce söylediğim hem cümle. Daha zararlı, teknolojinin... Hem daha az dayanıklı. Teknolojinin zamanı kısaltan ama bu arada gerçekten her şeyi mahveden. Böyle kullanıldığı zaman, bu arada ben teknoloji karşıtı biri değilim, kullanımıyla ilgili bir meselem var. Biraz önce sen de şey dedin ya seçkin, işte bu kadim bilgilerin unutulması. Evet. Aslında çok önemli. Vahşi, neden unuttuk yani? Vahşi gelir algısı unutturuyor onu. Vahşi gelir algısı. Aynen. Çünkü gelir algısında da sürdürülebilir bir zihin oluşsa bu böyle olmayacak. Bu süreç bize hep söylüyorum yani insanın böyle 60 günde tekamül etmesi mümkün değil ya da 80-90 günde işte bir eve kapandık çok değiştik bambaşka insanlar olarak çıktık demeyeceğiz belki. Ama birazcık bunları konuşmak da lazım. Bunların konuşulmasını değerli buluyorum. Şimdi biraz önce şeye başlarken, sohbete başlarken bizi hibrit bir çağ bekliyor dedim. İşte dijitalle fizikselin iç içe olduğu bir çağ bekliyor. Gündelik yaşamdan da bahsediyorum. Yani eve market alışverişinden işte şu sohbete kadar.
Yani şu sohbeti biz belki de beraber oturup bir yerde yapacaktık, şu çekim yapacaktık. Bakın bugün böyle konuşuyoruz. Hibrit bir çağ bekliyor. Peki bu hibrit çağ sizin mesleklerinizde, kişisel yaşamınızda ya da yaptığınız işlerde karşılığı ne? Örneğin The Stay nasıl hazırlanıyor buna? Nasıl bir yaz ya da 2020 ya da sonrası öngörüyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz Harun? Biz şu anda bir şekilde bu yeni döneme güvenli bir şekilde geçmeyi hedefliyoruz. Fakat genel algı olarak insanlarda biz zaten işletmelerimizde hep moda olanın peşinde değildik. Yaşanması gerekenin peşindeydik. Moda aslında dünyayı bir şekilde çöplüğe çeviren zarar veriyor, doğru. Önemli algılardan biri moda. Zamansız işler yapmamız lazım ve aslında yani bu kadar da belki hani hırsla koşuşturmamamız, birazcık daha hani bize yetenin ne olduğunu anlamamız için bu süreç daha iyi oldu. Yani işletmelerimizde de hani bizim plajımızın adı Plaj İzole. İsmi İzole. Yani bu pandemi olmadan önce de adı İzole'ydi. Yani bizim plajımız öyle 1000 kişilik, 1500 kişilik akşamüstü partileri yok. Herkes sakin sakin kitabını okuyabiliyor. Denize giren girebiliyor. Yani 1000 kişi yapınca gerçekten akşamüstü partisine çok ciddi bir ciro yapıyorsunuz. Ama bu sürdürülebilir değil. Bunu dünyanın da anlamasıyla ilgili bir durum bence. Yani Stay Hotel Warehouse Alaçatı'da. Alaçatı'nın da sürdürülebilir bir belde olması lazım. Siz aynı sokağa 80 tane meyhane, 100 tane bar açarsanız bu olmuyor. Onun için hani bütün bu bizim sektörde de doğru markaların belli sakinlikte, belli kalitede işlerini yapmaya devam ediyor olmaları lazım. Bence de bu tercih edilecek. Müthiş. Yine bak bunu da not alacağım. Hatta markaları sükunete davet etmek gerekiyor, evet. Aslında. Yani o sükunet, o sakinlik çok gerçekten bu dönemi çok belirleyecek, tanımlayacak kelimelerden biri. Seçkin, sen neler söyleyeceksin? Kendi üretiminle ilgili bu hibrit alanda senin üretimin neler yapabilir? Yani bir kere o şey lafını çok beğendim. Hakikaten markaları sükunete davet etmek kelimesi çok güzel. Bu anlamda değildir, sonra unuturuz. Ben burada burada bir tane de notum var. 2040'ta dünya elektriğinin %14'ünü biz egosantrik arzularımıza emanet edeceğiz. Ben o arada niye hesapladım Taner abi? Ben kaç yaşında olurum, like edecek halde olur muyum diye hesapladım. Ben olmam herhalde. Yeni başlıyoruz. Sözünü böldüm, pardon Seçkin. Estağfurullah. Yani bundan sonra dediğim gibi hani ben kendi adıma hani neye bakıyorum? Şöyle bir şey tabii ki yapmıyorum. Şimdi hani özellikle Refik'in kullandığı materyal şu anda zaten içinde bulunduğumuz durum ve bence çok iyi kullanıyor ve hani hakikaten ben izlemekten büyük keyif alıyorum zaten ve söyledikleri şeye de çok katılıyorum. Onun materyali bu. Ama şimdi ben kendi adıma döndüğüm zaman kendimi buna uydurmaya çalışmıyorum açıkçası. Yani hani böyle bir pandemi durumunda işte bütün bu teknolojiyi kullanıp hadi ben de bir şey yaratmaya çalışayım gibi bir şey çok samimi gelmiyor bana. Ben hala zaman işte işler düzelsin de atölyeye tekrar rutin olarak gitmeye başlayayım hissiyatındayım. O yüzden de hani mental olarak burada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bir sanatçı olarak bu dönemin bana mental olarak ve bundan sonra yapacağım işlere tabii ki etkisi olacak. Yani yapacağım heykele, yapacağım sanata mutlaka etkisi olacak. Zaten genelde yaşadığım mevzulardan iş üreten biriyim. Atıyorum işte en son açtığım sergide işte New York'taki hypochondriac'tı. Bende hastalığı var. Böyle pimpirikli bir adamım. Bayağı hani hypochondriac bir adamı. Bunun üzerine bir üretim yaptım. Heykeller onun üzerineydi. Şimdi bu dönemde de düşünüyorum aslında bu düşünce biçimi otomatikman değişiyor. İşlere de yansıyor. Ama dediğim gibi işin atölye kısmından uzaklaştığım zaman bir de şeyi çok kötü fark ettim ya. Yani insanoğlu buna hani evde kalma mevzu. Çünkü ben haftanın 7 günü atölyeye giderdim. Pazar dahil. Hayatımın hakikaten büyük bölümü orada geçiyor. Ve hani evde kalma durumu bana çok basardı. Ama şimdi zorunlu bu durum o kadar çok... İnsan güzel alışıyormuş ki bu duruma. Onu fark ettim ve korkmaya başladım.
O yüzden de bu 12 haftadır böyle çünkü bir de şey çok önemli biliyor musun bu dönemde bence motivasyon çok önemli. Ben sana yani, şeyi tavsiye edeyim. Arada bir kemer tak. İnsan kemer takınca dışkıyayı hatırlıyor. Hakikaten bak. Dışkıyayı öyle hatırlıyorsun. Evet. Yani doğru. Yani öyle şeyler ortalıktan kalkıyor ama motivasyon önemli. Şimdi o motivasyonu geri kazandıracak bir şeyler. Çünkü hani sanat zaten yapıyorsun. Şimdi ben hani işin demin de bahsettim. Ekonomik tarafı falan filan. Şimdi sanatçı için öyle bir şöyle bir şey yok yani. Atıyorum. Zaten hani Türkiye olarak baktığınız zaman bizim bir emekliliğimiz yok. Yani hani 60 yaşına geldim tamam heykeli bıraktım o emekli oldum. Öyle bir durum yok. Zaten bize emekli maaşı falan da bağlamıyorlar. Öyle bir durumumuz da yok. Hani bir statümüz yok. O yüzden de hani sanatı herhangi bir şey için üretmiyorsun. Aslında açlık gibi bir mevzu bu benim için. Yani hani bana deseler ki bundan sonra 10 yıl boyunca pandemi devam edecek. Aa tamam o zaman heykeli de kimseye sergilemeyeceğiz, satamayacağız. Bırakalım bu işi diye bir durum olmayacak. Ben yine atölyeye gideceğim. Heykeli yapmaya devam edeceğim. Bu iş böyle devam edecek. Ama dediğim gibi diğer taraf motivasyon katan şey. Tekrar motivasyonu kazandıracak bir şey yakalamaya çalışıyorum. İşte Refik'i izliyorum arada. Canlı yayın. Öyle bir şey söyledi ki Seçkin aslında şimdi yani hakikaten 3 saate uzar bu sohbet. Çünkü bir yandan da söylediği şey Türkiye'deki sanatçı hakları ve sanat hukuku. Şimdi sanat hukuku konusuna girecek olursak hakikaten 3 saate uzar. Çünkü dijital uygulamalar sanat hukukunu da başka yere çevirmeye başladı. Yani sizlerin eserlerinin sergilenişi falan. Oraya girmiyoruz ama. Bir tık şöyle girmek istiyorum. Yani Seçkin ve Refik zaten kim oldukları çok herkesce bilinen çok kıymetli sanatçılarımız. Keza Tamer abi. Bu dönemde ben bir izleyici olarak... benim de hani bir sanat atölyem var. Recycle Art atölyem var Alaçatı'da. Sanat galerilerim var Alaçatı'da. Ama her zaman izleyiciyim. İzleyici olarak şöyle bir duygu daha oluştu bende. Bunu ilk defa sizle paylaşıyorum. Sanat eserinin değeriyle ilgili bir duygu. Sanat eserinin maddi bir değeri var. Bu dönemde birazcık hissi bir değer daha ortaya çıktı bence. Yani baktığım zaman zaten hani bir Refik Anadolu işi değilse ya da bir Seçkin Prim işi değilse pek de yüz vermediğim başka işlere de heyecanlar duymaya başladığım gibi Seçkin'in bir işini görüp Seçkin'in başka işlerine de heyecan duyacak durumlarım oldu. Hani Seçkin'in zaten ortada olan bir işinin dışındaki ya da Refik'in başka yani heyecan da bir dilim haline geldi bence bir tık bu dönemde. Yani ben de heyecan uyandırması. Biraz şunu söylüyorsun. Biraz şunu söylüyorsun. Bunun hani müzayedelerdeki, galerilerdeki değeri dışında eserin insanın içerisinde yarattığı heyecan birimin de ayrı bir sanat eseri birimi gibi bir şey hissettim ama tam adlandıramıyorum. Biraz da şunu söylüyorsun galiba. Biz aslında Seçkin'le yine öncesinde konuşmuştuk. Evet, aynı şeyi söyleyecektim. Minör oyuncuların kendini daha çok gösterebileceği bir dönem olmaya başladı. Yani majör oyunculardansa minör oyuncuların da kendilerini var edebilecekleri bir dönem olmaya başladı. Bu heyecan verici. Çünkü şunu söyleyeyim yani ben de burada hemen bakıyorum. 2005-2010 yılları arasında koleksiyonerlik müthiş yükselmeye başlamış. 2010-2020'ye giden şeyde de çerçevede de çok yükseldi. Ben kendimden kişisel örnek vereyim. Pandeminin neredeyse ilk gününden beri haftada 4 gün sahaf mezatına giriyorum. Normalde ben 4 gün sahafa gidip mezata giremiyordum. Şimdi 4 gün haftada online sahaf mezatına giriyorum. Bakalım onları herhalde daha sonra kredi kartı gelince ne yapacağız? O da ayrı konu. Çünkü online olunca insan çok daha rahat alıyormuş. Peki burada şey soracağım. Refik'e bir sorum vardı ama seni bir saniye bekleteceğim Refik. Kusura bakmam. Yine dördünüze de şunu soruyorum. İşte Bebek Otel'deki koleksiyondan bahsedebiliriz. Alaçatı The Stay'in sanatla doğrudan ilişki, yani sahne sanatları dahil olmak üzere sanatla ilişkisinden söz edebiliriz. Burada markaları hem sükunete hem de hafıza kaydı oluşturmaya çağırabilir miyiz? Markaları, mekanları, sükunetin yanına bir de hafıza kaydını sanat üstünden ekleyebilir miyiz? Ne düşünürsünüz bu konuda? Temer abi senle başlayalım. Şimdi mekanların hafızaları hakikaten kayda olması lazım. Çünkü bir anda kaybolabiliyor gördüğümüz gibi. Yani biz 2 ay şey yaptık, hemen her şeyi unuttuk yani. Evden başka bir şey hatırlamıyoruz. Hepimiz komünist düzene geldik. Yani paralarımız fark etmiyor. Hepimiz aynı şeyi yiyoruz.
o mekanı göremiyoruz. O mekanların içerisindeki tadı, şeyleri kısa zamanda unuttuk. Bunları edinmeliyiz. Ben şeyim yani bu konuda istiyorum. Ben zaten dışa bağımlı bir insanım. Eve bağımlı bir insan değilim. Yani bunu benim arkadaşlarımın hepsi bilir. Ben hayatımda yani 60 yılda ilk defa bu kadar uzun evde kaldım yani. Doğduğumdan sonra değil. Yani ben biraz da şunu şey yapmak istedim Taner abi. Yani elbette ki hafıza kaydı değerli ama hani şu sohbeti izleyen belki şu anda genç yöneticiler var, markalarda çalışanlar var, kurumsalında çalışan var, yani bir sürü yapısında çalışan var. Şu sohbeti izleyenlerin de hafızasına biraz bir tohum atalım diye aslında evet. Bu topu yuvarladım ortaya. Yani evet, markaları bir sükunete davet ediyoruz Haldun Demirhisar'ın deyişiyle, harika bir tanımlama. O sükunetin yanına bir yandan da özellikle sanatla kurulacak ilişki üzerinden bir hafıza kaydı demek yakışır mı? Onu sormak bence yakışır ya. Yani bir de yani bu şimdi buradaki bu düzeneğin devri Refik'in devri. Yani tam Refik'in 3D mappingler geliyorum şimdi ona geliyorum zaten. Ne mi geliyorsun diye ben yani o kadar ortam uygun ki şimdi bütün pandemilerde bir şeyler çıkıyor. Yani o eskiden seçkin ben unutabilirim. Yani eski kafalıyım bu evet. Şey veba döneminde o Rönesans'tan evvel Tazyanalar falan değil mi? Aynen. Ha? Siyah, dark tabii. Yani ortamlar. O Medici dönemindeki vebalar. Cüzdanlar. Yani, o şeylerde. Gölge ışıklar yani, çıkıyor oradan karanlık. Net görüyorsun esasında o şeyi. Yani anlaman gerekmiyor. Aynen. Onun için Refik de bu dönemi iyi verebilecek sanatçılardan birisi olarak da görüyorum ve bekliyorum yani. Evet. Yine böyle o zaman hemen topu sana yuvarlıyorum. Paralar gibi bir şey yani. Refik topu sana yuvarlıyorum ama yuvarlarken şunu da sormak istiyorum. Sen yapay zeka, yani büyük veriyle yapay zeka artı mimari artı sinir bilim diye bir denklem kurabiliriz yaptığın kimi işlere. Buradaki o aradaki sinir bilim benim ilgimi çekiyor ve senin ekibinde antropolog da olduğunu biliyorum. Dolayısıyla onun belki antropolog ekip arkadaşınızla konuştuklarından ortaya çıkan ve onun yorumlarından ortaya çıkan yani nörolojik olarak bizim içinde bulunduğumuz hal nasıl yorumlanıyor ve geleceğe doğru nasıl bir sanat üretimi gelecek burada? Yani aslında çok keyifli bir noktadayız. Bu arada hani Seçkin de muazzam hani materyalle hafıza ilişkisi, Haldun abinin de bahsettiği hani bir materyalin aslında hafızası olma ihtimali, Tamer abinin de bahsettiği gibi. Ya bunların hepsi aslında çok benzer potada eriyen bence hayal güçleri. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce araya giremedim ama şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum hani belki teknolojiyle ilişkimizden dolayı ama stüdyo olarak biz aynı anda Intel'le, IBM'le, Microsoft'la hani bütün bu teknoloji devleriyle aynı anda çalışabiliyoruz. Çünkü ürettiğimiz işler sonuçta bizim için yani pigment aslında bir algoritma, bir yazılım, bir donanım, bir fırça aslında. Yani bu hayal gücü ortamında ve işte mekanlarda aslında canvaslar yani Frank Gehry'nin binası ya da herhangi bir yapıda bir canvas'a dönüşebiliyor bu hayal gücünde. Yani ışık bir materyal ve hani ona ne atfedebiliyorsanız artık o hayal gücü bir dünya açabiliyor. Ya bu denklemde mesela çok fiziksel bir gerçeklik ihtiyacı olmadığı için çok araştırma yapılabiliyor. Mesela şu dönemde yani Stanford Üniversitesi'nden Ian Hodder Hoca var. Çatalhöyük kazısını yapan 25 yıl boyunca. Kendisi mesela şu an ilk defa dedi ki 25 yıl boyunca kazı yaptım Çatalhöyük'te ve ilk defa hayatımda şöyle bir durup şu dosyaları gezme şansı bulabildim dedi yani 25 yıllık materyaline. Ya da işte bunun benzeri şeyler oluyor. Bu belki de Tamer abi'nin analoglarını düzenlemesi gibi. Evet. Ya bence çok mantıklı aslında yani hani içe dönmek, hani ne yaptığımızı, zamanı bir daha aslında özümsemek. Bu enteresan geldi bana. Bir diğeri de yani eğer bir makine öğrenebiliyorsa ki bunu artık farkındayız yani hani bir makine öğrenebiliyorsa bu makine bir şekilde mimarinin bir parçası olabilirse mekanların da hafızası olabilir demeye başlıyoruz. Peki mekanların hafızası olabiliyorsa mekanlar neden rüya görebilmesin? Neden bir halüsinasyon görebilmesin? Çünkü bu bilgiden neden aslında yeni bir sentez ortaya çıkmasın? Peki bu sentez ortaya çıkabiliyorsa eğer neden görülemeli görülür hale getirebilen bir hani sanat hayal gücü ortaya çıkmasın gibi hani böyle bir dünya
ortaya çıkıyor aslında bu hayal gücünde. Ve pandemi aslında zihnen kendi ve ekip adıma söyleyebilirim ki bu böyle pozitif bir etki yarattı. Zaten dokunamadığımız şeyler çalıştığımız için hani zaten hissedemediğimiz fiziksel değeri belki de olmayan hayal gücüyle çalışıldığı için çok fazla bir fark olmadı aslında. Ama şu çok enteresandı. Tamer abim dediği gibi gerçekten insanlar şu an yani mesela Singapur'dan, Hong Kong'dan Asya şu an atlattığı için diyelim bu dönemi ciddi miktarda hani kamusal alanda dokunmadan da deneyimler sorun isteniyor. Yani yine bir arada olmak hani insanlığın bence fiziksellikten yok olun yani kopması bence imkansıza yakın bir şey ama hani yine o fizikselliği yaşarken ama yan yana olmasak bile beraber bir şeye bakarak, beraber bir anı yaşayarak bir arada olmamızı kutlamak. Yani bu onlar çok soruluyor mesela. Bir diğeri de şey çok enteresandı. Öyle de böyle bir şekilde teknoloji bizi hani ateşe de bulduk. İşte materyalin 6 yıl boyunca devinimini de biliyorduk. Hani teknoloji hep bir şekilde insanoğlunun hayatında var oluyor. Ama galiba ilk defa bizi çok kısa sürede bir şeyi öğrenmeye zorluyor. Yani ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde dünyanın her yerinde aynı anda ve aynı miktarda bir şey oluyor. Sonuçta yapay zeka maalesef iyi bir telefonunuz yoksa, iyi bir bilgisayarınız yoksa başınıza gelemeyebilir. Çünkü biraz da yetkinlik sahibi olmanız gerekebilir bazı alanlarda ama pandemi öyle bir şey ki kimseyi yani kimsenin bir harcalığı olmadan başına gelen bir şey. Bence bu da çok enteresan bir insanoğlu olarak başımıza gelen bir hafıza. Bir de şey çok enteresan, son belki aklıma gelen, ilham veren konuşmamızda da olan hani o kadar çok bilgiye sahibiz ki insanoğlu olarak, o kadar çok hani farklı alanlarda farklı şeyleri, deneyimlerin sahibiyiz ki insanoğlu olarak, bir hafızamız var ki insanlık olarak. Acaba hani bu en çok düşündüğüm şeylerden biri, hani bu bilgilerden, bu hayallerden nasıl bir kütüphane yapmalıyız ki hani dünyanın en zor gününde bile hala ulaşabilelim? Hani nasıl olur da ya böyle bir soru var. Çünkü yani o kadar değerli şeyler paylaşıp hani düşünüyoruz ki nasıl bunu herkese, her dile ve her şeye, her yaşa açabiliriz ve herkes aynı anda herkes bunu hissedebilir. Böyle bir dünya enteresan olabilir gibi geldi. Biraz önce söylediğin çok önemli. Dünya aynı anda yaşıyor dedin. Üstelik bu pandeminin bugüne kadarkilerden ya da yaşadığımız diğer meselelerden biraz daha farklı hali. Hem aynı anda yaşıyoruz hem de aynı anda aynı bilgi akışıyla yaşıyoruz. Dolayısıyla gerçekten dünya sadece bir şeye, bir cihaza sığdı. Yani bir cihaza sığacak kadar aynı anda bilgi akışımız var. Ve bir de şunu söyledin, mekanların hafızası vardır. Dolayısıyla onlar rüya görür. Materyallerin hafızası vardır. Dolayısıyla onlar belki hayal ederler. Aynı şekilde ben de hani birazcık işin edebiyatından yola çıkarak şunu söyleyebilirim Refik, katılır mısın bilmiyorum. Mekanların hafızası vardır, rüya görürler ve mekanlar korkar. Mekanların hafızası olduğu için korku duyguları vardır. Mekanlar bazı şeylerden korkarlar ve çok uzun bir süredir insandan korkuyorlar. Hani o Haldun'un söylediği o Kızılderili'nin bilgisinden, Seçkin'in söylediği o kadim bilgiden uzaklaşmış olan insandan bütün mekanlar korkuyor. Katılır mısınız bilmiyorum. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Yoksa sabaha kadar konuşuruz. Sohbet güzel gidiyor ama son olarak şunu soracağım. Bir dakika, bir saat mi? 5 dakika mı? Ne kadar bir şey? Abi normalde sonu yok. Normalde sonu yok ama yani biz de insanız işte. Bir de biliyorsunuz yani bir an önce gidip bulaşık yıkamak, toz almak, tabii, temizlik yapmak gerekiyor. Gerçeklere döneceğiz değil mi? Ben aşağıda toprak işim var, onu yapacağım. Bu dönemin kazananı bulaşık makinesi oldu abi. Bütün bir evi yutma şeyi var yani. Durmadan doluyor ve boşalıyor. Nasıl oluyor başaramıyorum. Şey bilmiyorum. Biraz önce Seçkin dedik ki bu işin bir de ekonomisi var. Biz şurada düşünsel bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Doğaya doğru bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bunu mekan olarak daha çok The Stay özelinde konuştuk. The Stay'in sanatla olan ilişkisi ve buradan hafıza yaratma bilgisi üstünden konuştuk ama bir yandan da bu işin bir pratiği, acil bir pratiği var. İşte az önce senin söylediğin gibi Tamer abi, bütün işler durdu noktasına gelmiş bir pratiği var ya da Seçkin'in sergiyi kapattım kapıyı geldim dediği bir an var. Dolayısıyla sizce bu önümüzdeki dönem bunu kişisel kendi alanlarınızdan değil, dünya üstünden de düşünebilirsiniz. Haldun sen kendi alanından da düşünebilirsin. Nereden istiyorsanız. Bu işin ekonomisi nasıl olacak? Bu hibrit ekonomi nasıl olacak yani? Seçkin seninle başlayalım istersen.
genelde herhalde sanatçılar için genelde öyledir. Ekonomiden pek ben anlamam yani kafama basmaz. Herhangi bir yani B planı var mı desen ekonomiyle ilgili bende yok. Hani böyle hani yumurta bir yere dayanınca modu var ya herhalde o zaman aklıma bir şeyler gelecek diye düşünüyorum. Hala hani o kısımla ilgili çok şeyim ama hani etraftan yakın sanatçı arkadaşlarımdan bazen böyle üzücü haberler aldığım zaman dur ya bu iş aslında ciddi bir tarafı demeye başlıyorum. Ne yapıyoruz? Hani kendi adıma evet ister istemez hepimiz yaptığı bir küçülmeler yaşıyorsun. Ufak zaten öyle hani çok şey bir hayatlar yaşamıyoruz. Yani dediğim gibi bu hibrit hayatı zaten ben çok seviyordum. Yani hani benim hakikaten bir tane karavanım var. Karavanda yaşıyordum zaman zaman. Bilmem zaten çok küçük yaşamayı seviyordum. Ama hani bundan sonra tabii nereye o? Bir de sanatçı olarak dediğim gibi hani bir zemin yok. Hani tutunabileceğin. Şimdi Almanya'da yaşayan sanatçı arkadaşlarım var. Ben New York'tayken mesela o sırada hemen böyle paketler açıklandı. Yani sanatçılar için de Berlin'de bütün arkadaşlarıma lak 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 ödemeleri yapıldı devlet tarafından filan. Böyle güzel paketler vardı. Yani burada biz birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ama hani burada markalar mevzuna girdiğiniz zaman hakikaten bütün bu markalar büyük ekonomiye sahip markalardan şu olabilir. Yani bütün bu pandemi döneminde aslında işte sosyal medyada orada burada yararlandıkları ve zaman geçirdikleri şeyin bence %60-70'i sanat üzerinden. Kültür ve sanat üzerinden gidiyor. Bu kadar baktığın zaman demek ki aslında hakikaten herkesin farkında olmadan hayatın %70'ini oluşturan bir şeyden bahsediyorsun. En azından bunu gerçekten fark edip bu anlamda destek olacak bir planlamalar da sanatçılar için o alanı var eden insanlar için düşünürler ya da bundan sonra inşallah düşünsünler diye umuyorum. Evet, sen öyle söylüyorsun ama bunu hep söylüyorum yani bu son günlerdeki bütün sohbetlerde ilk bir ay içinde bir şey görmüştüm Twitter'da. Bir müzisyen enstrümanını satıyor. Yani işte ucuza satıyorum enstrüman diye bir şey. Sahne müzisyeni bir çocuk. Tam bunu üzülürken geçtiğimiz hafta 10 gün kadar önce biliyorsunuz %30 lüks vergisi geldi müzik enstrümanlarına. İşte bunlar birazcık düşündürücü. Sanatın ekonomisini nasıl etkiler bu süreç Refik sana göre? Yani kesinlikle tabii seçkine katılıyorum. Ben de aynı şekilde çok ekonomik anlamda yani matematikle çalışsam da yapay zeka ile açıkçası ekonominin konseptine dair çok derin düşünmeye ihtiyaç duymuyor galiba sanatla yatıp kalkınca zihin. Ama şunu fark ettim. En azından güzel haber olarak bunu söyleyebilirim. Mesela yakın zamanda hem Sydney'de hem Philadelphia Orkestrası ile hem de Filarmoni Orkestrası ile belli performanslarımız var. O ilk adımları iptal olamaz. Sonrakileri büyük bir özveriyle biliyorsunuz bazen Filarmoni Orkestraları belli yaşın üstündeki kitleye çok hitap ettiği için onlar özellikle çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl bir hani müziğe, operaya, performans sanatlarına insanları açmaya. Benim orada güzel haberim var. Dünyanın farklı yerlerindeki projelerde hepimiz şunu duyuyoruz. Bir şekilde sosyal mesafe korularak bir şekilde bu performansları yapmaya çalışıyorlar. Bu bence güzel haber. En azından bu alanda. İkincisi, teknoloji devleriyle çok çalışıyorum. Aynı anda 4 büyük teknoloji devleriyle şu an bir proje üretiyoruz mesela. Ve 4'ünde odak noktası kesinlikle fiziksel dünya değil. Bir teknoloji ürün olmadan önce insanlığa sanat eseri olarak döndürmeye çalışıyorlar. Bu bence çok etik olarak doğru bir şey. Eskiden bu düşünülmüyordu. Yani bir hayal, bir fikir hemen bir ürün olabiliyordu. Hayatımıza giriyordu ve bizim sorgulama şansımız kalmıyordu. Bu da belki güzel bir haber olabilir. Yani ekonomik anlamda eğer dijital sanatlarla uğraşan jenerasyon aslında şu an devamlı teknoloji devleri tarafından bu araştırmalara dahil olduğunu duyuyorum. Hem öğrencilerimden hem dünyanın farklı yerlerinden. Bu da bence güzel bir haber. Üçüncü enteresan nokta ise ben yine tabii bir eğitimci olarak da hani çok fazla duyuyorum. Hani öğrencilerin mesela mezun olan bir grup var şu an. Yani mezun olamayan bir grup bir öğrenci var. Onların hayalleri ne olacak? Onların ekonomik gerçekliği ne olacak diye. Enteresan şekilde mesela okullar durdurmuyor mesela başvuruları. Hala sanki hayat devam ediyor gibi. Devam ediyor yani bu alanlarda da. Bu da galiba güzel bir haber. Ama ekonomik anlamda tabii Seçkin'in bahsettiği çok doğruydu. Yani fiziksel dünyaya ihtiyacı olan fiziksel gerçeklikle üreten, düşünen sanat, yani yaratıcı dünyada ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkmış olabiliyor. Tabii Amerika'da olmanın belki tek avantajı hakikaten yani burada biz bir anda bir hafta içinde 3 aylık
tüm çalışanların maaşı devlet tarafından mesela ödenebiliyor. Böyle tabii avantajlar oluyor ama bunun dışında da ben şunu fark ettim. Teknoloji devleri sorumluluk hissediyor ve ciddi miktarda yardım fonları açıyor. İşte benim söylediğim bu Refik. Aynen. Benim söylediğim de bu zaten. Tam olarak bu. Evet. Tamer abi, ilkbahar yaz kreasyonu gitti. İlkbahar yaz kış uçtu gitti. gitti. Ne olacak da ne olacak? Modadaki sihir gitti. Bunun düzelmesi biraz zaman alacak ama ben de seçkin ve şey gibi paradan anlamayanlardan değil. Anlamak istesem anlarım. Fakat anladığım zaman da fotoğraf çekemiyorum. Yani akıl o tarafa doğru başlıyor. Onun için hiç anlamak istemiyorum. Hiçbir zaman sormuyorum ne gider, ne olur, ne kadar neyim var. Battım mı, kaldım mı? Onu çok düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum. Sahte bir ekonomi olduğunu hissediyorum zaten dünyada ve bunun çökeceğini göreceğiz. Yani o altın kağıtları, yok gümüş kağıtları, satılan silver paper'lar, gold paper'lar, dünyadaki baktığı zaman fiyatları dünyadaki altın rezervinin 25 katı para toplamış vaziyetteler ve öyle bir şey yok yani. Hani ver altınımı geri desen öyle bir durum yok. Bu saat şey gidecek. Yani bu düzenek gidecek, başka bir şeye oturacak. Geleceğe de miras bırakalım için sanata yatırım yapmak zorundalar zaten. Yani şimdiki yeni nesil zenginler her ne kadar Refik onlarla da çalışıyorlarsa mesela şey yok. Ürün yok. Şimdi şu anda ürün olmayan en zengin ekip işte Amazon, Microsoft, yani malzeme yer altında malzemesi yok yani. Evet, kesinlikle. Değil mi? Ürün denilen şeyin tanımı da değişiyor ama yani biz ürünü kendi bildiğimiz eski bilgimizden konuşuyoruz. Ürünün de tanımı değişiyor. Ya insanın da tanımı değişiyor. Refik bir şey diyecektin galiba ürünün tanımı ya, değişiyor deyince. Yani Tamer abine de çok doğru. Hakikaten hani o kadar zahiri iş ki yani dokunamadığımız bir dünyanın içinde bir değer. Evet hani ne ham maddesiyle ne materyal değeriyle yansımasıyla vesairese konuşulmuyor da bir yerde bir şey daha var ve bu sadece sıfırla birler arasında giden bir hafızaya sahip. Yani hani o öyle yani çok iyi bu. Aa, çok iyi. Hayatlarımızı bir kod olarak yazmadan önce Haldun sana soruyorum. Bugün her konuşmanda bir atasözü çıktı senden. O yüzden evet. Ben sana uzun uzun soru değil. Sadece basit bir şekilde şöyle sorayım. Bu ekonomiyle ne olacak? Ekonomiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bir sanatla ilgili az önce bahsettiğim şeyi birazcık daha açmak istiyorum. Mesela Tamer abinin bir fotoğrafını beğenmenin ya da Sofa Otel'e gidip asansöre bindiğin zaman o seçkinin içinden etkilenmenin ya da Refik'in bir işinde böyle tüylerin diken diken olmasının, bu hislerin, nasıl paranın bir değeri var, altının var, bitcoin'in var, bu hissin bir değeri çok yakında, bu hissin bir al-veri başlayacağına inanıyorum. Yani nasıl olacağını bilmiyorum ama bu his bir birim olmaya başlayacak ve daha gerçek olacak. İkincisi, bu ekonomiden, yani hem seçkin hem Refik hem Tamer abi anlamayız. Tamer abi anlarım ama hani anlasam da anlamak istemiyorum dedi. Geçen iki gün önce Muzaffer'in telefonuna bir fıkra geldi Yekta. Fıkra değil de bir hikaye. Onu okudu. Şimdi adamın birinin oteli var. Bir tane müşteri geliyor. Diyor ki geceliğine kadar $300 diyor. Tam diyor. Ben gidip odaya bakacağım. Bahçede biraz zaman geçireceğim. Bana 2 saat ver. Bu 2 saat içinde ben burada kendimi iyi hissedersem 10 gün kalacağım. O diyor ki ama bana $300 vermen lazım. Veriyor. Adam odaya gidince bizim otelin sahibi hemen kasaba gidiyor $300 borcunu ödüyor. Kasap parayı alıyor. Hemen hayvan aldığı adama gidiyor. O da $300 borcunu ödüyor. Hayvan aldığı adam alıyor parayı. Yemciye gidiyor. O da $300 borcunu ödüyor. Yemci traktörleri var, tarlaları işte. O da petrolcüye gidiyor. Hemen $300 borcunu ödüyor. Petrolcü şehrin hayat kadınına borcu varmış $300. O da onu ödüyor. Hayat kadını alıyor parayı. Otelde biriyle beraber olmuş.
300 dolar borcu var otelde. O da otele gidip 300 doları ödüyor. Bu sırada müşteri geliyor, ben kalmayacağım diyor. Adam 300 doları geri veriyor. Kimsenin kimseye borcu yok. 300 dolar dönüyor. Çok güzel dönmüş. Vallahi. Yani ekonomiyle ilgili sahte olan her şey daha da ortaya çıkacağı bir dönem inşallah olacak diyebilirim. Harika bir final oldu. Bu arada o finalde belki orada not almışsındır Refik, ama not almadıysan ben cümleyi derleyip toparlayıp bir kere daha sana pas olarak göndereyim. Çünkü o hem yapay zeka hem sinir bilimin, neuroscience'ın kesişim noktasında bir cümle geldi Haldun Demirhisar'dan. Sanat algısı hissi bir veriye dönüşecek. Tanımlanabilir, ölçülebilir bir veriye dönüşecek. O ölçülebilirlik kısmı özellikle neuroscience açısından oldukça dikkat çekici bir cümle diye düşünüyorum ben. Değil mi? Birbirinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hazır birbirinizi görmüşken böyle sohbet gibi son bir cümleniz var mı birbirinize? Ben herkese sağlık diliyorum. Aynen. Yani. O kadar güzel oldu ki. Çok teşekkür ediyorum. Yani fiziksel olarak olmasa da hani uzağa yakın ettiniz hakikaten yani. Çok iyi oldu. Burada gün yeni başlıyor. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sana orada iyi bir gün diliyorum. Sana koylarda iyi maceralar diliyorum. Tamer abi, sana analog serinde inşallah bütün şey arşiv tamamlanır. Bütün süreci tamamlarsın. Seçkin ne olur arada pijamayı çıkar. Evet. Rahatlarsın. Kemer tak. Kemer tak. Bir de gitmeden Haldun senden söz alalım. Bu ekip aynen böyle toplanıyoruz. İzole evet plaj, ben getireceğim. Kitaplar benden. İzole evet. Plajda kitapları okuyoruz beraber. Kitapları okuduktan sonra da beraber oturup biraz bir şeyler içip aynı sohbeti devam ediyoruz. Fiziksel evet bunu yapalım. Haldun abi bunu yapalım. Bir metre mesafede. Kesinlikle yapalım. Anlaştık. Başarak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın. Çok sevgiler, selamlar. Tamam abi.